Agalarım 3 Şubat 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğim öncelikle. Hepinize selam olsun. Cumartesi için güzel bir cumartesi bekliyorum. Maçlarım bunlar. İdeal yüksek oranı birlikte bakalım. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle sizlerden beğeni bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ya yani 4000-5000 kişi izliyor. Hemen şöyle bir beğeni ve bırakırsanız çok teşekkür ederim. Ve güzel maçlarımız var ve skor yarışmasıyla başlayalım. Öncelikle Fenerbahçe Antalyaspor Spor maç sizlere soruyoruz. Ne olur diyerekten de. Dediğim gibi hafta sonu olması kaynaklı. Ben hem cumartesi ayrı video çekiyorum. Hem pazar. Ve bilen 3 kişiyi 3 kişiyi alıyorum. Toplamda grubumuzu 6 kişi alacağım. Bunda da Antalyaspor, Spor Fenerbahçe maç skorunu olur sizlere sorduk. Bilen 3 kişiyi gruplarımıza alalım. Dün oynanan Liverpool mücadelesi vardı. Dün bu arada full dedik bilginize. Liverpool Chelsea maçının skorunu kazanan arkadaşımız da Manav Kazimov Azerbaycanlı sanırım arkadaşımız bana Instagram üzerinden yazabilir. Instagram üzerinden her türlü soru görüş öneri, gruplara gelmek isteyenler vesaire için her türlü iletişim için Instagram adresimizi kullanabilirsiniz. Instagram adresimiz Kangal Bey hesabıdır gördüğünüz üzere. Devam ettim. Dün güzel misiller yakaladık açıkçası. Tottenham maçı vardı. Zaten her türlü yakaladım ben Tottenham'u. Demek ki burada Tottenham'ın atışa 2 gol 1 gibi bir oranı var. 2700 misli alalım. Burada bir kasa yönetimi yaptı ve şunu söyleyeyim. Kasamız şu an Şubat ayı için eksi de. Bunu da belirteyim. Yani artıda değiliz şu an. Dün kazandık ama hala eksi deyiz. Bunun bilgisini vermek istiyorum sizlere. Her türlü her zaman kazanç olmuyor orada. Ama dün yakaladık, Tottenham'ın 2 golünü yakaladık, 2700 misli içeri aldık. Monaco-Partizan maçı vardı, ilk yarıyı Monaco kazanırdı dedik, Euroleague mücadelesiydi. 900 misli, 2 tane maç önü mislimiz vardı, içeri aldık. Peki canlı ne yaptık yüksek de. Dün de 2 adet canlı yüksek misli verdik, 4000 TL verdik Pana mücadelesine. Dedik ki Panathinaikos'a biz güveniyorduk, 3. periyod az sayı attı, 4. periyodla birlikte 74.5 üstüne atabilir, 4000 misli olarak önerdik içeri aldık. Ve Senegal mücadelesi vardı. Bu geçenlerde koydum bunu canlı olarak da. Ya, yüksek misli de bu şekilde canlı yaptığımızı bilmenizi istiyoruz. Yüksek misli canlılarımız devam ediyor diyerek de geçelim. Sadece onlar değil NBA var. NBA videolarını çekemiyoruz. Sadece gruplarımızda veriyoruz. Ve herkese Telegram grubu var açıklama yorumunda. Orada da veriyoruz bazen. O yüzden NBA'de de devam etmeye. Dün 4 tane mücadelemiz vardı. 4'te 3 şeklinde liste olarak yazdık. 4'te 3 olarak devam etti. Canlı olarak cumartesi ve pazar ekrandayız. Full mesai gruplarımızda canlı maçlarla sizlere kazandırmaya devam etmeye çalışacağız. Sizler de gruplarımızda canlı maç oynayan herkesi gruplarımızda bekleriz. Diyerekten de kazanç garantisi yoktur. İsteyen de önceden herkes açık telegram grubuna gelebilir. Burası ücretsizdir. Buradan da yorumlarda ve açıklama kısmında linki var. Sizler de katılabilirsiniz. Diyerekten de başlayalım. İlk mücadelemiz Everton Tottenham mücadelesi. Dediğim gibi sizlerden artı 500 seviyesinde beğeni bekliyorum. Beğeniler gerçekten bizler için önemli. Videomuz için daha çok kitleye yayılmamız için yorumlarınıza değer veriyorum. Hepsini okuyorum. Yorumda bırakırsanız teşekkürler. Everton Tottenham mücadelesi. Arkadaşlar Everton son mücadelesinde Fulham'la 0-0 beraber kaldı. Özellikle dakika 37'de maça ben canlı yaptım. İlk kere gole girmiştim. Başarısı oldum. ama 0-0 bitti. İkinci canlıyı yapmadım bile. O kadar çok gol kaçtı ki. Özellikle Everton'un çizgiden çıkan bir topu var. ya topun %75'i geçti. %25'lik kısmı geçmedi. VAR teknolojisiyle birlikte işte çizgi teknolojisiyle birlikte gol iptal oldu. Verilmedi daha doğrusu. Tottenham oynayacaklar. Ben burada Everton'un burada iki maçtır gol de atamıyor. Yani Tottenham kalesinde gol bulmasını bekliyorum. Tottenham'da dün 3-2 yendi. İlk yarı kaybetmişti. 2'den 1 oldu mücadelede. Kalesinde pozisyon veriyor. Özellikle defans hattında yapmış olduğu Udogi'nin yapmış olduğu pas hatası vardı. Gol oldu. Kalecinin yapmış olduğu pas hatası vardı. Gol oldu. Yani evet, Tottenham savunması da burada. Savunma hatası yapabilen bir takım. Everton'un da gol bulmasını, Tottenham'ın da gol bulmasını bekliyorum. Karşı gelecek goller idealden değerlendirilebilir. Hem Everton Tottenham maçına ben burada KG var. Sizlere 1.38 bandından bir ideal oran ideal olarak öneriyorum. Ha yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da şöyle bir şey olabilir diye düşündüm dostlar. Everton tarafından gol bekliyoruz ya. Bu gol ilk yarıdan gelebilir. İlk yarı Everton'ın atacağı bir gol 1.82 bandında. Zaten var bekliyoruz. Everton'dan da gol bekliyoruz. Biraz daha yüksek oranı isteyenler veya sisteme koymak isteyenler varsa ilk yarıdan Everton golü gelebilir. Başakşehir ile İstanbulspor karşılaşması. Şimdi Başakşehir'in son maçını izleyen oldu bu Konya maçıydı. Ne dedim ben o maça? Dedim ki bu maç benim imza maçım. Konya bir yarayı kazanır aga. Verdim mi? Ne oldu? İlk kere 2-0 Konya kazandı mı? Kazandı. Fakat Başakşehir'in sonradan 3 gol atması ve maçın yüksek tempoya çıkması beni bu maça yönlendirdi. İstanbulspor'un kaybedecek bir şeyi var mı? Bana onu söyleyin. Burada abi bu takım her maçını kazanmak için çıkacak. Yatmaya çıkmayacak bu maç bu takım. O yüzden İstanbul Başakşehir'in burada ben 2 golünü bekliyorum. Bu arada Başakşehir oranı mı düşmüş? Evet. Başakşehir tarafından ben 2 gol bile bekliyorum. Onu söyleyeyim ben. Ben burada idealden Başakşehir'in galibiyetini sizlere önermek istiyorum. Yani Başakşehir bu son oyunuyla birlikte kaybedecek çok bir şey olmayan İstanbulspor'a karşı bence Başakşehir burada kendi evinde galip gelecektir diye düşünüyorum. Maçın da sadece 1-0 bitmesini değil biraz daha gollü geçmesini bekliyorum. İsteyen ev sahibi 1.5 üst yapabilir bu arada. Onun da oranı bir 45 bantlarında göstermiş olalım. Onun oranı bir 45 bantlarında. Dediğim gibi yöneleceksek burada Başakşehir tarafında yönelmekte fayda var. Son maçında inanılmaz dönüş yaptı. 2-0'dan 3-2. İstanbul Spor'unda kaybedecek bir şey yok. Açık oyuna birlikte ve iyi oyuncular gitmiş İstanbulspor'un Burada ben Başakşehir'in galip gelmesini ve en az 2 gol atmasını bekliyorum. Üçüncü maçım Valencia ile Almanya mücadelesi. Valencia için önemli bir karşılaşma. Çünkü baktığımız zaman da şimdi son mücadelesinde mağlup oldu Valencia zaten. Deplasmanda oynamıştı. Burada ilk 6'ya girme şansı var mı takımın? Var aga. Kimle oynuyorsun? Ligin burada demin atmış takımı Almeria. 6 puanı var. Çıkması gerçekten çok zor. Almeria'da burada zaten ofansif futbol sergiliyor ofansif futbol sergilediği için Valencia'nın burada gol ve goller atmasını bekliyorum. Ben burada Valencia tarafındayım. Zayıf rakiple oynuyorken burada bence Valencia'da ilk altıyı istiyorsa en azından bu tür maçları kendi evine ligin sonuncusuna vermemesi lazım. her yani günümüzde çok şike oluyor. Muhabbet de oluyor. Hiç sıkıntı yok. Dalga dümen dönüyor. Ama benim mantığım ve mevcut durum bunu yönlendiriyor. Valencia'nın burada galibiyetini bekliyorum. Damsat'la Bayer Leverkusen. Lever Kuzey'nin son maçını izleyen var mı? Vardır mutlaka. 0-0 bitti. Fripong'un yapmış olduğu pozisyonlar yani kaçırmış olduğu pozisyonlar aga yani kasti bir pozisyon diyor. Ben başka açıklaması yapamıyorum çünkü. Yani öyle böyle pozisyonlar kaçmadı. Kasti bir muhabbet vardı. Ben zaten maçın pozisyonları da gruplara attım. İzleyin derim yani. Sizler de görün bu şerefsizler ne yapıyor. Birlikte izleyelim. Ama işte yine fazla geçemiyorsun. Leverkusen Kuzen tarafındayız. Darmstadt da oynayacak. Bayern Münih geçen hafta kazandı. Hadi şey yiyorsa bu maçı kazanma Level Kuzen diyorum. Level Kuzen Aga bu maçı kazanır. Mücadelede iki 2.5 üstünde biter. İdeal olarak böyle bir değerlendirdim. Oran 1.47 gayet güzel. 1.50 bantlarında oranı var. Leverkusen kazanır ve mücadele 2.5 üstü olur. Diğer türlü bu maçtan oran alamazsınız zaten. Değerlendirecekler bu da Leverkusen tarafına gidebilir. Freiburg'da Stuttgart karşılaşması. Şimdi Stuttgart son mücadelesinde 5 tane attı. Ama dediğim gibi hala eksikleri var takımın. Eksikleri olması yani Guaysri yok. Silas yok. Bunlar ikisi de direkt ilk 11 oyuncusu. Önemli golcüler. Deniz Undav geçen maçıydı. Yani Stuttgart tarafında eksik var. Freiburg bu da burada kendi evinde. mücadelede de ben Freiburg'un gol bulmasını bekliyorum açıkçası. Stuttgart'ta deplasmanda kendi evinde ne kadar iyiyse deplasmanda da bir o kadar kötü demek doğru olur mu bilmiyorum ama üretken anlamında, üretkenlik anlamında sıkıntı yaşıyor diyeyim ben Stuttgart tarafı. Deplasmanda son bohum mücadelesini izlemiştim. Ona göre zaten Stuttgart mücadelesine ne verdim ben? Dedim ki Deplasman Leipzig 2 gol atabilir. Var bu 3 zaten. Her türlü kazandık o maç. 5-2 bitti. Herkes kazanmıştır zaten o maçtan. Ben burada Freiburg'un da gol bulmasını ve süt da karşılık vermesini bekleyeceğim. İdealden karşılıklı gelecek goller benim bu mücadeleye tek tercihim olduğunu belirteyim. Newcastle Uton Town karşılaşması. Şimdi gelelim buna. Şimdi ben size bir maç göstermek istiyorum. Nasıl maçtı? satılmış bir maçtı bence arkadaşlar. Kim ne derse desin. Bak evinde şey yenersin. Manchester City yenersin. Evinde şey şeyi yenersin. Arsenal'ı yenersin. Bu kadar eksik Newcastle'a aga sen Aston Villa'sın yenilmemen lazım. Yani rakip çok eksikti Newcastle ama iyi oyun aldılar. Aston Villa top çevir aga sen. Aynen. Emery gönderiyor. Barcelona muhabbeti var bir de Emery'de. Şimdi ben Luton tarafındayım. Luton son mücadelede 4 tane attı. İkinci arayı Luton kazanır diyerekten de zaten 3.85 oran aldık oradan. Çok temizdi. Newcastle'da oynayacaklar. Newcastle'da eksikler gedikler fazla. Bazı isimler takıma dönüyor ama ne kadar iyi dönecek o da tartışılır. Ben burada etliye sütliye bulaşmıyorum. Luton Town'un performansına güvenerekten de Deplasman ekibinin atacağı bir gol 1.42 bandında. Tek tercihim aga. Luton'un Deplasman'da atacağı tek gol. 90 dakikada Luton'dan bir gol bekleyeceğim. Bol şans. Gelelim Antalya Spor'la Fenerbahçe mücadelesine. Şimdi Fenerbahçe'ye açılan oran gayet güzel gördüğünüz üzere. 1.40'larda Fenerbahçe'ye bu oranı bulamazsınız zaten. Hep ilk kere bir, iki buçuk bir yapıyoruz Fenerbahçe. Şimdi Aga, en oturalım. Bu arada bu maçın maç konu sizlere sorduk ne olur diye de yorumlara yazın. Üç kişi alacağımızı da söyledim bilenler arasından. En oturalım doğru konuşalım Aga. Fenerbahçe Ankara gücü maçında. Emre Beletoğlu mesela böyle durdu adam. Doğru mu? Bak maçı sattı demiyorum. Böyle durdu. Şimdi Antalya'nın başında kim var? Sergen Yalçın. Fenerbahçe'yi burada puan vermemeyi oynayacaktır. Kim ne olursa olsun. Bu dediğim sadece Fenerbahçe için geçerli değil. Fenerbahçe, Galatasaray Adana Demir. Zaten Adana Demir'in yarısı Galatasaraylı topçular mı? Yani anladın mı? Öyle bir mevzu var. O yüzden ben burada Antalya'nın ekstra bir dirençli olmasını bekliyorum Fenerbahçe karşısında. Okey miyiz? Okeyiz. Antalya Fenerbahçe kalesinde pozisyon bulur mu? Bulur. Şut çeker mi? Çeker. Fenerbahçe baskı yapacak mı? Baskı. Abi, korner. Başka bir şeye bulaşmıyorum. Ne maç sonu 2 alıyorum. Bu maça yüksek mi yapmam muhtemelen. Normalde Fenerbahçe maçlarını yaparım. Ama dediğim gibi ben sadece tek tercih korner. 8.5 üst korner diyerekten de korner daha açılmadı. Maç günü açılacaktır. 8.5 üst korneri sizlere öneriyorum. Değerlendirecekler tek tercih olarak. Korneri alsın benden. Benim önerim bu yönde. Antalya'da korner atabilir. Kolay direnci kolay yani kolay bırakmayacak. Direnecektir Antalya. Baskıdan da Fenerbahçe çokça korner çıkartabilir. Tek tercihim korner aga. Maç skoru yorumlara yazmayı unutmayınız. Toplamda cumartesi için 7 mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan önerdim. Benim beklentilerim bu yönde. Aklını yatanlar değerlendirebilirler. Bir cumartesi kombini önermedim fakat pazara önerebilirim. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.